Geldi işte. Vay, misafirimiz varmış. Hoş geldin Levent'ciğim. Hoş bulduk. Erken ayrıldım parktan. Ya bir iki işim vardı. Ne oldu ki? Ben bir kahveleri tazeleyeyim. Teşekkürler. Parkta bir şey mi oldu? Kıvancı benzettikten öncesini mi anlatayım, sonrasını mı anlatayım? Aslına bakarsan hepsini konuşsak iyi olur. Niye Aylin'e yalan söyledin Çağla? Savaş parkta bizim yanımıza gelmedi mi? Allah Allah! Ben Savaş falan görmedim. Sen gördüysen bilemeyeceğim. Herif dizinin dibine oturdu Çağla. Nesini görmedin? Yok daha neler. Şişt. Gel gel. Bak. Sen akıllı mantıklı bir kıza benziyorsun. Parkta bu abin olacak Savaş seninle birlikte yanımıza gelmedi mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sıyıracağım ya! Ulan organize işler mi çeviriyorsunuz? Ağız birliği mi ettiniz? Delirdin iyice ha? Kes lan. Bunların hepsi senin başının altından çıkıyor değil mi? Sen susturdun değil mi lan bunları? Tilki! Tilki! Ha? Tilki dur! Aydın çek. Ya dur dedim! Ya siz de gidin hadi uzatmayın. Çağla sen de hadi. Bir şey anladıysam Arap olayım ya. Herkes delirdi resmen. Ya ben sana inandığımı söylemedim mi? Niye hala uzatıyorsun? Bitti gitti işte. Öyle bitti gitti yok işte. Hepsini foyasını ortaya çıkaracağım onları. Bak hala bakıyor. Ne var lan ne var? Şeytan diyor ağzını burnunu dağıt. Şimdi arkadaşlar, en basit örnekten yola çıkarak anlatıyorum size. We learn English. Biz İngilizce öğreniriz. İşi yapan kim? Biz. Yaptığımız hareket, öğrenmek. Nesnemiz İngilizce. Şimdi bu olumlu bir cümle. Hocam, biraz rahatsızım da. Çıkabilir miyim? Tabii kızım, çık. Nerede kalmıştık? Evet, bu olumlu bir cümle. Biz bunun olumsuz halini yapacağız. Olumsuz hali, we don't learn English. Aslında aynı cümle. Sadece tek sen çektin değil mi o fotoğrafları? Ne fotoğrafı ya? Delirdin mi? Ne yaptın ya? Parka geldiğinde elinde makine vardı değil mi? Ne parkı ya? Ne makinesi? Çağla yalvarırım sen söyle bak uyuma bunlara. Parktaydık, oturuyorduk, yanımıza geldiler, konuştuk. Çağla bir şey söyle. Ben parkta kimseyi görmedim Kıvanç. Hem olsalar ne olur anlamıyorum ki. Sen de oradaydın. Bana hiç bulaşma. Bu nasıl bir oyun? Ne istiyorsunuz lan bizden? Düşün lan Allah için düşün artık ya yakamızdan. En sonunda çocuğu çıldıracaksın, olacak. Kıvanç dur bir dakika. Ya bırak Çağla, sen de onlarla birlik olmuşsun. Ya ben neden bahsettiğini anlamıyorum ki. Asıl ben bunu neden yaptığınızı anlamıyorum. Ne istiyorsunuz ya benden? Ben ne yaptım size? Ne o? Tilki yok mu? Yok. Aa doğru. Bırakıp gitmiştin değil mi sen ortada? Gerçi ilanı aşktan sonra yapışır kalır sanmıştım ama. Yapışıp kalmadı gördüğün gibi. Evet. Herkesin içinde ilanı aşk etti. Sonra da kaçıp gitti. Yeterince eğlenmedin mi? Hala ne istiyorsun? Ne istiyorum biliyor musun? Ne hissettiğimi anla istiyorum. Ne yaparsan yap, ne söylersen söyle. Aşık olduğun kişinin umrunda olmamak nasıl bir his bil istiyorum. Ne haber kardeşim? İyi Levent'cim, senden? İyidir abi, sağ ol. Ha, geliyor bak seninki de. Yazık lan kıza. Rezil oldu herkese. Bence küçük bir macera aradı. Sonra başaramadı. Ama eminim şimdi seni köpek gibi özlüyordur. Vallahi üzgünmüş, pişmanmış. Sevinçliymiş, mutluymuş. Bundan sonra benim umurumda değil. Yapma böyle ya. Eminim geçmişte güzel günleriniz olmuştur. Bu kadar acımasız olmaya gerek yok. Güzel günler geçmişte kaldı. Çağla hepsini kaldırıp çöpe attı sağ olsun. Bana bak Levent. Bu Çağla senin düşündüğün gibi kötü bir kız değil. Haksızlık etme. Neyin peşindesin sabah sabah? Sen değil miydin bu kızdan ayrıl diye benim başımın etini yiyen? Hayırdır şimdi? Evet, hayırdır. Herkes ikinci bir şans hak eder. Değil mi? Bazı hatalar da sadece bir kere yapılır ama değil mi? Vallahi sen bilirsin Levent'ciğim. Yani ben yine de git bir konuş derim ama... Yani eski günlerin hatırına. Sonuçta kız zor zamanlar geçiriyor. Sırtını dönmek sana yakışmaz. Değil mi? Gerizekalı herif. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Bekle ve gör. Gel. Çağla. Dalga geçmeye geldiysen çekemeyeceğim Levent. Dalga geçmeye gelmedim. İyi misin diye sormaya geldim. Umurunda mı? Umurumda. Unutmuş olabilirsin ama yakın zamana kadar ben senin erkek arkadaşındım. Unutmadım. Bu arada beni terk eden sendin. Hatırlatırım. Evet, terk ettim ama sen de itiraz etmedin. Beni geri kazanmak için bir şey yapmadın. Hatta üstüne gittin, tilkinin dudaklarına yapıştın. Bütün okula manşet oldun. Aslında ne biliyor musun? Sen bütün bu olanları hak ettin. Tamam, özür dilerim. Seni üzmek istemedim. Sadece senin bu halleri düşmem benim de canımı sıkıyor. Bak Çağla, sana bir arkadaş tavsiyesi. Mutlu olmak istiyorsan bazen seni sevmeyen insanlardan vazgeçmeyi öğrenmen gerekiyor. Tıpkı benim yaptığım gibi. Sen benden vaz mı geçtin yani? Cevap ver Levent. Sen benden vaz mı geçtin? Bir şey söyle Levent. Bingo. Yine neyi planlıyorsun? Sence Çağla, Levent yerine Kıvanç'ı seçtiği için yeterince pişman mıdır? Çağla'nın pişmanlığından sana ne ki? Bu yaşadıklarından dolayı kimi sorumlu tutacak dersin? Abini mi? Tam üstüne bastın. Diyelim ki Çağla abinden nefret etti. Hatta düşman oldu. Bu neyi değiştirir ki? Çok şey. Yakında sevgili abimin Çağla'nın yardımına ihtiyacı olacak. Ama o bu öfkeyle ona yardımcı olmak ister mi? Bilemem. Hadi baba, pastayı keselim artık. Canım çok çekti. Yiyeceğiz oğlum. Aylin ablan gelsin de keseceğiz hayırlısıyla. Doğum günü çocuğu nerede? Daha hediyeleri açacak. Aylin abisini karşılıyordu. Gelirler birazdan. Ayakta kaldınız. Hadi geçin masaya. Hadi. Sevgi, neredeler bunlar? Rezil edecekler çocuklara bizi. Evet, tamam. Sakin ol. Gelirler birazdan. Ya, söylemek bana düşmez ama Kıvanç'la Aylin çok fena kavga ediyorlardı. Kıvanç bastı gitti, Aylin de peşinden. Al işte. Yani ayırayım dedim ama abiyle kardeş arasına da girmek istemedim açıkçası. Ben onları ayıracağım, merak etmeyin. Gelsinler, ortadan ikiye ayıracağım onları. Abartma Mehmet, alış artık. Onlar küçüklükten beri böyleler, hep birbirlerini yerler. Hep birbirlerini yerler. Ben gideyim bir bakayım. İyi olur. Hadi bir şeyler yiyelim. Böreği ver. Getirin tabakları. Aylin! Tilki neredesiniz? Duyuyor musunuz beni? Aylin! Nasıl olsa ortaya çıkacaksınız. Ben o zaman sorarım size. Bunlar da ortadan kaybolmayı iyice adet edindi. Bir gidip baksak mı? Mehmet abi de dönmedi daha. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Yok güzelim, gelirler şimdi. Endişelenme. Endişelenecek bir şey yok. Köşkte de aynı şeyi yaptılar ya. Bir 10-15 dakika sonra şaka yaptık diye gelirler. Yalnız bu sefer rica ediyorum hatırlatın. Şöyle bir yalandan güleyim, ayıp oluyor çocuklara. Levent'ciğim, ben bir sürü yemek hazırladım. Bir şeyler yesene sen. Bence de yesen. Ağzın dolu olursa konuşmayı kesersin belki. Pis. Hah, Mehmet abi geliyor. Amcanın abi mi diyorsun sen? Ha. Abime de dayı diyorum. Bir sakıncası mı var? Mehmet. Ne oldu? Nerede çocuklar? Yoklar. Nasıl yoklar? Yoklar, basbayağı yoklar işte. Ne yapacağız şimdi? Mehmet bir dur. Mehmet dur. Çocuklar, parti bitti bugünlük. Nasıl ya? Saçmalama. Başka bir gün telafi ederim, tamam mı? Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugünlük bu kadar, bitti. Mehmet. Ya ne Mehmet? Bir açıklaman varsa sen kendini izah et o zaman. Mehmet abi. Aylin'le Kıvanç kayıp mı oldu? Hadi kalkın, arıyoruz. Ciddi olamazsın ya. Oğlum dur. Nereye? Siz evinize gidin. Onlar gelirler şimdi. Abi olur mu öyle şey ya? İçim rahat etmez. Ben de geliyorum. Levent hadi. Şaka mı yapıyorsunuz? Hala bakıyor. Hadi. Şaka yapıyorsunuz. Bence de. Sen bir dur. Çocuklara göz kulak ol, hadi. Bırak abi. Neden hala kimse yok? Gelirler birazdan, lafa dalmışlardır. Hadi pasta yiyelim. Artık canım çekmiyor. Benim de. Bence boşuna endişeleniyorsunuz. Tilki abiyle Aylin abla bize pis bir şaka hazırlıyor. Doğru mu söylüyor? Hı. O da kötü bir şey olacak diye korkuyor. Evet, korkuyorum. Çünkü bu ailedeki herkesi çok seviyorum. Birine bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Doğru. Ama bildiğim bir şey var. Birlikte olduğumuz sürece her şeyin üstesinden geliriz. Biz artık gerçek bir aileyiz. Bize kimse bir şey yapamaz. Tamam mı? Tam karşımdaydı. Sonra görünmez oldu. Tekrar göründü. Yapma dedim. Sonra tamamen kayboldu. Tamam canım, tamam. Düşüyordum. Yakaladı beni. Beni o kurtardı. Kontrol edemiyorum dedi. Canım çok yanıyor. Çok acıtıyor Aylin dedi. Nihat demişti. Güçlerini kullandıkça kontrolden çıkacağını söylemişti. Ne? Mehmet, tamam. Biz bunu sonra konuşuruz. Doğru mu söylüyordu yani? İnanmadım. Ona yine inanmadım. Mehmet, sen git. Biz Aylin'le geliyoruz. Ne oluyor Sevgi abla? Tilki neden tamamen kayboldu? Aylin bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hadi bir önce eve gidelim. Bir aklımızı toplayıp konuşalım. Ha güzelim? Hayır. Ben Tilki'yi bırakamam ben. Onu yalnız bırakamam burada. Canım, bak böyle davranmanın kimseye bir faydası yok. Önce bir eve gidelim. Nihat Bey'le bir konuşalım. O mutlaka bir şeyler biliyordur. Tilki de zaten eve gelecektir. Ha? Hadi canım. Tilki, biz eve gidiyoruz. Duyuyor musun beni? Seni evde bekleyeceğiz. Aylin'cim. Hadi canım. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi? Yok lan. Yer yarılmış, dibine girmişler. Ne yapacağız peki? Babama haber versem mi? Yok artık kızım ya. Yemin ediyorum anne babasından daha çok endişelendin ha. Çocuklar. Çocuklar. Heh. Tamam. Mehmet abi. Heh. Kıvançları buldunuz mu? Bulduk tamam. İyiler mi? İyiler canım, iyiler. Oh çok şükür. Gözün aydın. Hadi gidip bakalım o zaman. Yok kızım, biz kendi aramızda bir konuşalım. Siz sonra görüşürsünüz, hadi bakalım. Ama... Çağlacığım, anlaşılan ailevi bir mevzu. Onları daha fazla rahatsız etmeyelim. Sağ ol delikanlı. Hadi bakalım, hadi. Buyurun, evlere servis. Hadi. Ne oldu acaba? Niye birden ortadan kayboldular dersiniz? Bilemeyeceğim ama Mehmet abi yalan söylüyordu bence. Kıvançları bulamadılar. Nasıl yani? Siz de fark etmediniz mi? Öyle bir göz kaçırmalar, laf çevirmeler. Hem madem buldular, niye kimse ortaya çıkmadı? Neden bizi böyle apar topar yolladılar? Bulduk dedi işte. Niye yalan söylesin ki? Oğlum seni yine ortada bırakıp gitmiş. Kusura bakma Çağlacığım. Diyememiştir belki de. Ne diyorsun sen ya? Şş, tamam, kavga etmeyin. Hı. Ne bakıyorsun? Yalan mı? Akıllanman için daha kaç kez yüzüstü bırakılman gerekiyor Çağla? Görsünler. Ben bunu akıllı bir şey sanıyordum ya. Bu baya bildiğin aptal. Sen ne yapıyorsun Levent? Abi sus deme bana. Gözünü seveyim sus deme bana. Sus burama kadar geldi. Hayır ben de insanım. Kendimi tutayım diyorum, dayanamıyorum. Bu kadar körlük olmaz ki. Levent'ciğim sen bilirsin. Ama zayıflık gösteriyorsun. Aşkta da zayıflık gösteren her zaman kaybeder. Mehmet. Günaydın canım. Günaydın Sevgi abla. Baban nerede? Babam yok. Nasıl yok? Nerede? Nereye gitti? Erkenden çıktı. Allah kahretsin. Ne oldu Sevgi abla? Yine kötü bir şey mi var? Yok, yok canım. Merak edilecek bir şey yok. Sen Aylin ablana söyle, sana kahvaltı hazırlasın. Ben çıkıyorum, tamam mı? Mehmet, hani söz vermiştin ya? Hani söz vermiştin? Herkes nereye kayboldu? Bilmem. Neydi o? Abi düşmüş. Tilki neredesin? Zeynep sorsana neredeymiş? Düşüncelerini okuyamıyorum. Oğlum ya, hastayım şu yaşam tarzınıza. Annemlerin fikfik etmeyeceğini bilsem kesin ben de böyle yaşardım. Ay hay Allah ya. Ne oldu ya? Ceketimi unuttum parkta. Lan dert ettiğin şeye bak. Meltem'e söyleriz bir koşu alır gelir. Nasıl yani? Geç geç. Meltem! Meltem! Bak gel, misafirimiz var. Günaydın. Günaydın. Levent'i kahvaltıya çağırdım. Daha doğrusu kolundan tuttum getirdim. İyi yapmışsın. Ya kusura bakma, böyle apar topar oldu da işte ısrar edince. Ya bak, aramızda öyle şeylerin lafı mı olur? Ben sana demedim mi 50 kere? Biz artık kardeş sayılırız. 50 kere dedin, hala sayılıyor muyuz? Kardeş olamadık mı bir türlü? Olduk ama hakkımızda bilmen gereken çok şey var. Bugün kardeşliğimiz pekişecek diyelim. Sonuçta kardeşler birbirleri hakkında her şeyi bilmelidir. Değil mi? He. Sen şöyle keyfine bak, biz de kahvaltı hazırlayalım. Tamam. Yardımcı olayım mı? Yok, biz hallederiz. Kurt gibi acıktım ha. Hadi Meltem. Gece yarımda aynı parka gel. CD'yi teslim edeceğim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ailemiz büyüyor kardeşim. Var ya, elinize sağlık, enfes olmuş her şey. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Neymiş bu küçük sırrınız bana anlatacağınız? Bir yandan anlatın bakayım. Levent'ciğim, biz özel insanlarız. Olmalısın malum. Yani okuldaki ezikler gibi olmadığınızı biliyorsun. Yani anlatmaya çalıştığım şey, biz hakikaten özel insanlarız. Ne gibi? Meltemciğim, Levent'e anlatmaya çalıştığım şeyi senin örnekle göstermen gerekecek sanırım. Savaş, saçmalama. Meltemciğim, Levent evinin oradaki parkta ceketini unutmuş. Hadi bir koşu al gel. Savaş, hayır. Meltem, dediğimi yap. Savaş, hayır dedim. Meltem. Git Levent'in parkta unuttuğu ceketi al gel. Hemen. Ne oluyor lan? Sakin ol kardeşim. Bekle. Bu ne ya? Allah kahretsin ya. Nerede kalmıştık? Ha, biz özel insanlarız. Ya neyin özeli bu ya? Siz özel insan değilsiniz ki siz özel olasınız. Sakin ol kardeşim. Korkacak bir şey yok. Dokunma. Dokunma. Bir dakika. Saçmalama Levent. Sen de bizim gibi olabilirsin. Sıradan ezik bir insan olmak zorunda değilsin. Levent! Duyuyor musun beni? Sana çok büyük bir şans veriyorum. Bizim gibi olma şansı. Yaptığını beğendin mi? Şimdi gidip herkese anlatacak. Herkes her şeyi öğrenecek. Hadi çabuk koş, bir şeyler yap, hipnotize et. Ne yapacaksan yap hadi. Sakin ol. Kimseye bir şey anlatacağı yok. Kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelecek. Beni de sizin gibi yapın diye. Yalnız bana bak. Senden hızlı koşuyor ha. Ah Savaş'a. Bir de Levent'i bela ettim başımıza. Birine gidip bir şey yumurtlarsa işte o zaman ayıkla pirincin taşını. Ya ne yapıyorsun ya? Önüne baksana. Ya çok affedersin, yanmadın değil mi? Tamam bırak. Ben hallederim. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Şişt. Ya yok bir şey. Hayırdır? Yeni arkadaşlarınla aranız mı bozuldu? Ya Çağla, benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Çünkü birine söylemezsem delireceğim. Tamam, ne söyleyeceksen söyle, lafı dolandırma. Çok tuhaf şeyler oluyor. Bunlar garip insanlar ve ben korkmaya başladım. Kimden korkuyorsun? Adam gibi anlatsana. Geçen gün bunlara kahvaltıya gittim ben sabah. Selam. Ödümü patlattın ya. Kimi çekiştiriyorsunuz? Aman ne bileyim ben. Levent bir şeyler geveliyor ama. Öyle mi? Dedikodu yapıyorsanız beni de alın aranıza. Hem canım sıkılıyordu. Laflamış oluruz biraz. Ya yok, öyle dedikodu gibi değil. Ben Çağla'nın halini hatırını falan soruyordum. Ne yapıyorsun Çağla, nasılsın? Ben iyiyim de okulda herkes kafayı yemiş, yemin ediyorum. Neyse ya, ben sizinle uğraşamayacağım. Hadi görüşürüz. Dur, ben de çay kahve falan. Sen buraya gel. Yerinde olsam bir daha bunu asla denemezdim. Her şeyi berbat ettin Savaş. Ne deseler haklılar aslında. Bunları her şeyi anlatmak zorundayım. Sevgi abi böyle konuştu, o kadar utandı ki. Mehmet abi de çok üzdü. Mehmet abi. Mehmet abi, bakar mısın? Baba. İyi dersler. Size de. Evet çocuklar, test kitaplarınızı açın. Bugün konu anlatımı yapmayacağız. Bugün hep birlikte soru çözeceğiz. Girin. Hocam özür dileriz, geç kaldık. Girebilir miyiz? Tabii. İyi misiniz? Asayiş Berkemal. Hocam, ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tabii. Evet, açtık mı kitapları? Yok. İyiyim büyük abi. Hatta çok iyiyim. Sana süper haberlerim var. Aradığın çocuklardan 3'ünü buldum. Birini tanıyorsun zaten. Kuzgun'un elinden kaçırdığı dönüşebilen çocuk vardı ya, Burak. Kendine yeni bir aile bulmuş. 2 tane de ufaklık var. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Hadi Savaş ya, hadi. Kapa şu telefonu. Sağ ol abi. Ne demek? Görevimiz. Tamamdır abi. En yakın zamanda görüşmek üzere. Saygılar abi. Ne var Meltem? Ne? Ne? Arıyorsun dıt dıt. Ne? Savaş, hemen okula gel. Okula mı? Niye? Abinle Aylin kefeni yırtmış. Sapasağlam okula geldiler. Alo Savaş, duydun mu? Abin ölmemiş. Allah kahretsin. Aradığınız numarayı... Allah kahretsin, ne yaptın ben ya? Gözün aydın. Abinden intikam almaya devam edebilirsin. E tabii bunca şeyden sonra enselenmezsen. Ya Meltem, nasıl oluyor ben anlamadım ki, bunun bir ilacı falan da yok. Nasıl kurtulmuşlar? Görünmez olmuştun Tilki. Nasıl düzeldin diye soramadım. Kusura bakma. Ama bu saatten sonra bizimle uğraşacağı kesin. Merak etme. Günah keçimiz hazır. O da ayrı bir dert oldu sayende. Bugün neredeyse Çağla'ya ispiyonluyordu bizi. Eğer yetişmesen foyamız ortaya çıkmıştı. Ya baksana bana. Şunu hipnotize mi ediyorsun? Ne yapıyorsan yapsana. Kapasın çenesini. Yoksa ipimizi çekecek. Her şeyi unuttur gitsin. Unutturmak istemiyorum ki. İyi misin? Düşün kafayı yiyeceğim Aylin. Kim bu adam? Ne istiyor benden? Tamam, boş ver. Nasıl boş ver ya? İkimiz de az kalsın ölüyorduk Aylin. Farkında mısın? Herifin gözü kararmış, belli durmayacak. Başımıza bela açmaya devam edecek. Bu herif her kimse burada Aylin. Burnumuzun dibinde. Bizi tanıyor, görüyor ve takip ediyor. Evet. Savaş'la konuşmuştum. Sonra bir dakika geçmeden beni aradı. Çocuğu niye üzüyorsun falan dedi. Her taşın altından bu Savaş denen herif çıkıyor, farkında mısın? Yani o olamaz. Savaş kendi kendini öldürecek değil herhalde. Hem parkta Savaş tam karşımdaydı. Aynı zamanda da adam telefondaydı. Sen de gördün. Artık gözümle gördüğüme bile inanmıyorum hali. Ya uzak dur, gelme. Levent, sakin ol, sadece konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın ya? Konuşacak bir şeyimiz falan yok bizim. Levent, biz düşman değiliz. Bizden korkmana gerek yok. İnsanı delirtme. İnsan mısınız ya siz, he? Çeker misin şu kolunu? Siz böyle değişik bir şeysiniz, insan falan değilsiniz. Levent. İstesem seni şu anda hipnotize eder, bütün gördüklerini unuttururdum. O gözleri indir üstümden. İndir, hipnozsuz konuşalım lütfen, hipnozsuz. Ama yapmıyorum. Çünkü bana güvenmeni istiyorum, anlıyor musun? Anlamıyorum, bak. Nesiniz, nereden geldiniz, kimsiniz umurumda bile değil. Ama tehlikeli insanlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Onun için nereden geldiyseniz rica ediyorum defolup oraya gidin. Levent, bağırma. Uzak dur, uzak! Ne oluyor orada ya? Ya Tilki, sen karışma, dur. Sana ne? Levent. Hop! Savaş! Ne oluyor orada? Kes sesini, herkes bize bak. Bakarsa baksın lan. Ne alt olduğunuzu herkes öğrensin. Savaş! Bunu sen istedin. Benden nefret ediyorsun. Öldüresiye saldır bana. Levent! Levent, sakin ol! Sakin ol! Alın şu manyağı üstümden! Levent! Ne yapıyorsun oğlum? Sakin olsana! Levent! Allah'ın psikopatı! Levent! Kendine de gel! Savaş, iyi misin? Ne istiyorsun bizden? Anlamadım ki! İyi misin? olmayacağım diyorsun. Savaş'ın gırtlağına yapışıyorsun. Ne oluyor? Anlat. Evet arkadaşlar, herkes yerlerine geçsin. Şimdi hepiniz çantalarınızı sıraların üstüne koyun. Levent, bu ne? Bilmiyorum hocam, benim değil o. O sendin değil mi? Bize bunları yaşatan sendin değil mi? Ne diyorsun ya? Sensin lan. Sensin lan! Kıvanç! Kıvanç yandın mı? Kıvanç! Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? İkiniz de dışarı. Bunu dışarıda konuşacağız. Disipline gidiyorsunuz. Buraya gel. Bırak lan öcüğü be! Şöyle. Yürü! Hepiniz sessizce oturuyorsunuz. Yürü. Hepiniz. Esra sana okulda bayağı yardımcı oluyor anlaşılan. Öyle sağ olsun. Yürü! Abi, baba, bu o. Aradığımız adam bu. Kıvanç. Aradığımız adam bu. Sedat Bey ne oluyor? Tamam, sakin olun Sevgi Hanım. Biz hallediyoruz. Ya bir dakika, ben de geleceğim tabii ki de. Sevgi Hanım, burası bir okul ve bu çocuklardan biz sorumluyuz. Onlar benim çocuklarım ve onlardan da ben sorumluyum. Çocuklarınız? Evet, çocuklarım. Sevgi Hanım, bu okul idaresiyle ilgili bir durum. Nedir bu saçmalığın sebebi? Kıvanç. Mehmet abi çantasından ses değiştirme cihazı çıktı ve bu küçük teyp çıktı. Bu o aradığımız telefondaki manyak bu. Ya burada neler oluyor bir bana anlatacak mı artık? Asıl sen anlat lan benimle alıp veremediğin ne? Gözünün üstünde kaşın var genci yeterli mi? Senin o ağzının yamuk... Ya. Sınıfta megafonda o aptal şarkı çalmaya başladığı zaman Aylin dışarı fırlamış. Bunu da müdür odasının önünde görmüş. Bu da kanıtı. Çık çıkalım çayıra, yan verelim ördeğe, ördek yemini... Bu ne lan? Bu ne? Bak, dediklerinizden tek kelime anlamıyorum. Ama o teyp benim değil hocam. Hala inkar ediyor. Tamam, çıkın dışarı. Siz nasıl manyaklarsınız ya? Bana bak, sen bu çocuk olduğuna emin misin? Her şey onu gösteriyor. Kıvanç ne oluyor? Levent Savaş'a saldırıyor. Sen Savaş'ı Levent'in elinden kurtarıyorsun. Sonra Levent'e saldırıyorsun. Toptan delirdiniz mi siz? Hadi siz sınıflarınıza. Kıvanç, Aylin hadi. Hadi. Gelebilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi bizim çocuklara oyun oynayan Levent miymiş? Sanmıyorum. Levent'i ve ailesini uzun yıllardır tanırım. Evet, ters ukala bir çocuk olabilir ama bu kadar ileri gitmez. Hem Tilki ve Aylin'le ne gibi bir derdi olabilir ki? Çağla yüzünden Tilki'ye bozuktu ama. Öldürmeye kalkacak kadar mı? İmkansız. Bana da masummuş gibi geldi. Söylediklerimizden tek bir kelime bile anlamadı. Daha çok korkuyormuş gibiydi. Yalnız Levent ise çok daha tehlikeli. Neden? Çünkü okulda, evde, etrafımızda her şeyden haberdar, istediği gibi at koşturan, hatta Levent'i önümüze yem olarak sürecek kadar güçlü bir adam vardı ondan. Ve bingo. Ben sana dememiş miydim Meltemciğim? Kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelecek diye. Hayırdır kardeşim? Gecenin bu vaktinde bizim gibi ucubelerin arasına. Ya beynini falan yersek? Ormanın ortasındayız. Yap şu iğneyi. Ne? Emin misin? Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım. Sonuçlarını bilmiyoruz. Ne olursa olsun bugün yaşadığım kadar canımı acıtmaz herhalde. Hadi abi yap şu iğneyi. Nedir bu iş, nasıl oluyor? Levent bak, biz doğuştan kalp hastası insanlarız. Doktorun biri bir ilaç geliştirmiş ve bizim üzerimizde uygulamış bu ilacı. Sonrasında da böyle yetenekler ortaya çıkıyor. Ama bu ilaç daha önce hasta olmayan kimse üzerinde denenmedi. Yani sonuçları ne olur bilmiyoruz. Lütfen. Hazır mısın kardeşim? Savaş, koş. Levent'e bir şeyler oluyor. Hem ben sana dedim. Öldüreceksin onu dedim. Olmaz dedim. Sus biraz Meltem, sus. Ne yapsak? Hastaneye götürsek mi? Merak etme. Bir şey olmaz. Şunun haline bak. Bir de hala merak etme diyorsun ya. Büyük abi geldi. Yandık biz. Meltem bir sus, sus. Nasılsın? Her yerde seni aradım. İyi misin? Nereden çıktı bu araba? Kimsiniz? Günlerde kullanın. Dikkatli olun. Sürat ve sorumsuzluk felaket getirir. B.A. Büyük abinin hediyesi. Çok güzel değil mi? Anlatsana. Tilkiyi aldılar mı? Meltem başım çatlıyor. Hadi bin. Kimi aldılar? Anlatsana. Levent nasıl? Daha iyi gibi. Uyuyor. Şansı varmış. Ölebilirdi. Şanslı demeyelim de hastaymış. Hasta mı? Hasta tabii. O da bizim gibi kalp hastasıymış. Adı büyük abinin özel çocuklar listesindeydi. Anlayacağın iğneyi çoktan yemiş. Senin yaptığın iğne neydi o zaman? Vitamin ya. B miydi, C miydi onu da hatırlamıyorum ama. Madem öyle neydi o sıçramalar, terlemeler? Meltemciğim, insan beyni çok acayip. Neye inanırsa onu yaşıyor. Plasebo etkisi. İğneyi yiyince kendini süper kahraman sandı. Kendince de bedel ödedi işte. Peki bugüne kadar neden bir yeteneği ortaya çıkmadı? Yediğimiz iğnenin kimde, ne zaman, nasıl bir etki göstereceği belli değil Meltem. Yeteneğini keşfetmeden yaşayan kim bilir kaç kişi vardır Meltem. Bunun nasıl çalıştığını kimse bilemez. Büyük abi aradı mı? Cık. Onun derdi başka. Nihat'tan formül aldıktan sonra sıra bana gelecek. Bunun olacağı belliydi. Dua et de formülü alsın. Yoksa bütün sinirini senden çıkartır. Ama Sevgi'yi neden kaçırdı onu anlamadım. Vallahi Meltem, büyük abinin nasıl düşündüğünü ve neler bildiğini kimse bilemez. Ondan çok korkuyorsun değil mi? Başın mı ağrıyor? Sana ilaç getireyim mi? İstemez. Vay. Günaydın kardeşim. Günaydın. Ah, ne oldu bana ya? Bayıldın mı? Bayılmaktan çok ayıldın diyelim. Artık gözüne hiçbir şey eskisi gibi görünmeyecek. Aramıza hoş geldin. Bitti mi şimdi? Artık ben de sizin gibiyim, öyle mi? Ölmediğine göre öyle olmalı. Peki gücüm ne? Onu da zaman gösterecek. Merak etme, fazla sürmez. Ne çıkacak lan acaba? Bilmem. Ama uçmak bayağı havalı olurdu ha? Aa, süper olurdu vallahi. İstersen bir kontrol et, bir zıpla, hopla. Meltem. Dalga mı geçiyorsun? Yo. Annen 20. kez arıyor. Alo. Ha, efendim anneciğim. Bu heriften hiç hoşlanmıyorum ha. Haberin olsun. Fark etmedim anneciğim. Ne yapıyor bu ya? Al, iç şunu. Başının ağrısı geçer. Büyük abi seni cezalandıracak diye bu kadar korkuyorsun değil mi? Onun için bu kadar dağıldın. Ah Savaş ya, ben sana ne diyeyim? Kendi başına dert alıyorsun. Meltem, yeter ya. Bozuk plak gibi cızırdayıp duruyorsun. Sus biraz ya. Sus. Gözünü seveyim. Sus ya. Cins ya. Şuna bak. Bir de bunu bela ettin başımıza. Okula gitmiyor muyuz? Okula gitmek istediğine göre bayağı iyileştin ha. Bomba gibiyim kardeşim. Enerji patlaması yaşıyorum. Bir de şu yeteneğim çıksa var ya, of. Değmeyin keyfime. Bir de süper kahraman kostümü diktiririz sana. Ne güzel olur. Meltem, yeter. Tamam. Hadi gidelim. Bir şey soracağım. Bu arkadaşın karın ağrısı nedir acaba tam olarak? Bırak sen onu. Hadi yürü. Pardon, bir şey soracağım. Bu değirmenin suyu nereden akıyor ya? Süper kahramanların maaşları epey yüksek canım. Merak etme. Yakında sana da bağlanır. Sen de bir koşu gidip maaşlarımızı çekersin ha? Ne yani? Kıvanç'la Aylin'in de özel güçleri vardı. Siz bunu biliyordunuz ve bana söylemediniz mi? Levent, kapa çeneni. Şimdi seninle uğraşamayacağım. Dönmeyecek. Ne dedin canım? Bir daha söyle. Abim dönmeyecek Mert. Yine beni bırakıp gitti. Boşuna bekleyip ümitlenme. Dönecek. Bu sefer dönecek Savaş. Sana söz veriyorum. Bu sefer dönecek. İlaç işe yarayacak mı? Çocuklar iyileşecek mi Mehmet abi? Sizde yaradığına göre onlarda da yarayacaktır eminim. Kürşen, oğlum. Baba. Şükürler olsun. İyisin değil mi? İyiyim. Zeynep nasıl? Zeynep, iyi misin? Sesler gitmiş. Şükürler olsun. Tilki dur! Savaşı kurtaracaksın değil mi? Bize oyun oynayanın o olduğundan adım gibi eminim. Herifin yüzünü her gördüğümde ağzını burnunu dağıtmak istiyorum. Deli gibi intikam almak istiyorum. Ama ben intikamımı o gibi yalanla, dolanla, tehditle, oyunla alamam. Ne yaparsa yapsın beni kendine benzetemeyecek. Benim sevdiğim adam da böyle yapardı işte. Akıllı adammış. Uygulama, ne olacak? Çünkü kusursuz bir kızı sevmiş. Dayan Savaş. Tilki gelecek. Biraz daha dayan. Gelmeyecek. Sen yorma kendini. Ya burada ne oluyor? Biri bana artık açıklayacak mı? Meltem, Savaş'a ne oluyor? Savaş bugün bir adamdan korktu. Ona bir şey yapacağını sandı Levent. Ne yani? Korkudan mı ölüyor? Anlamadım. Ne saçmalıyorsun? Kimden korktu? Söyle gideyim ağzını yüzünü patlatayım. İyileşecek mi Savaş sonra? Merak etme. Çok yakında sen de tanışacaksın onunla. Ne demek şimdi bu? Bir batağa saplandın demek. Her gününü ölüm korkusuyla yaşayacaksın demek. Her heyecanlandığında, her korktuğunda biraz daha batacaksın demek. O çok heveslendiğin gücün var ya, senin sonun olacak demek. Abuk subuk laflar, saçma sapan kelimeler falan. Ne diyorsun ya sen? Ya siz beni nasıl bir batağa düşürdünüz ya? He? Nasıl bir batağa düşürdünüz? Allah kahretsin sizi. Gücün hayırlı olsun Levent. Aramıza hoş geldin. Levent, bir su getirir misin? Ölmedim mi hala? Ölmedin. Abin seni kurtardı. Artık onu affedebilirsin. Savaş affetsin. Kardeşine hala borcu var. Savaş yalvarırım. Bitsin artık şu öfken. Benim öfkem ölene kadar bitmeyecek. Kıvanç'a da Aylin'e de yapmadığını bırakmadın. Ama onlar ne yaptı? Senin hayatını kurtardı. Bu iş de burada bitti. Anlamıyorsun. Hem de hiç anlamıyorsun değil mi? Ben bitti desem de bitmez artık. Oyunun kuralları değişti. Yeni el dağıtıldı. Büyükler oyuna girdi, görmüyor musun? Günaydın gencolar. Hayırdır? Nasıl hayırdır? Artık bir takım olduğumuza göre okula beraber gideriz diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün kardeşim. Acıkmışsındır da. Atıştır bir şeyler. Ya ben dün gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar Aylin'le Tilki'nin gücü ne acaba diye düşündüm. Ve bak, baştan söylüyorum. Eğer benim gücümden havalı bir şeyse o Tilki denen herifin gücü net arıza çıkartırım. Kıvanç görünmez olabiliyor kardeşim. Hadi be. Aylin? Aylin'in durumu biraz daha farklı. Kendi gözlerinle gör istersen. Kız bildiğin trafoymuş be. Ya. Ona göre dikkat et. Tek hamlede küle çevirir seni. Madem artık aramızda bir sır kalmayacak, bilmen gereken bir şey daha var. Söyle. Kıvanç'la Aylin kardeş değiller. Her şey bir kurmaca. Yani anlayacağın ortada aile falan da yok. Bak işte bu bomba haber. Cevap ver Tilki. Sevgi abla nerede? Ya sen ne kadarını biliyorsan ben de o kadarını biliyorum. Anlattı ya Mehmet abi, Fransa'ya gitmiş. Ha, sen de buna inandın. Hop! Gel buraya gel. Konuşacağız daha seninle, gel. Tilki bırak, belanı mı arıyorsun? Evet, belamı arıyorum. Bak, ayaklı bela. Ne haber la psikopat? Seninle daha işimiz bitmedi biliyorsun değil mi? Savaş! Hadi sen git, dediğimi yap. Ne o? Bakıyorum da yürüyüşün değişmiş. Süper güçlerin ortaya mı çıktı yoksa? Sen şimdi beni boş ver de bir şunu izle. Asıl süper güç kimdeymiş bir gör. Hala saçmalıyor ya. Gözünü seveyim sus artık Levent. Konuştukça batıyorsun çünkü. Ben sussam neye yarar be gülüm? Görüntüler konuşuyor. Ah kendin izle. Bu ne be? Trafo kız. Çok yakında sinemalarda. Coming soon. Eğlence istiyordun değil mi lan sen? Tilki. Savaş. Sana eğlencenin Allah'ını göstereceğim şimdi. Sırıt sen sırıt. Seni o kadar eğlendireceğim ki aklını kaybedeceksin gülmekten. Anlaşıldı. Sen hala akıllanmamışsın. Savaş yapma. Anlamadım. Allah aşkına uğraşma şununla Tilki. Diyorum ki bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayacaksın. Canını öyle yakacağım ki seni öldürmem için yalvaracaksın bana. Derdin ne lan senin benimle? Hiç. Canını yakmak istiyorum sadece. Savaş, Tilki yapmayın ya. Senden nefret ediyorum. Duydun mu beni? Senden nefret ediyorum. Tilki! Tilki dur, ne yapıyorsun? Yardım etsenize. Ya Tilki! Nasıl olur bu ya? Sen bilgisayarda yaptın değil mi bunu? Aklın sıra bende dalga geçmeye çalışıyorsun. Ne bu, efekt mi bu, ne? Aylin sence neden sürekli eldiven takıyor? Dokunduğu her şeye elektrik çarpıyor da ondan. Bunlar normal bir aile değiller, ben sana söylemiştim. Daha doğrusu bunlar aile değiller. Kıvanç'la Aylin kardeş bile değil. Yeter Levent, saçmaladın sen. Çağlacığım, sen akıllı bir kızsın. Neden böyle aptallık ediyorsun? Her şey ortada, nasıl fark etmezsin ya? Kıvanç'ın yanına her yaklaştığında Aylin'in beti benzi atıyor. Öpüştüğünüz fotoğrafları gördüğü zaman koridorda hatırlamıyor musun? Kızın dünyası başına yıkılmıştı. Fark etmedin mi hiç? Böyle bir ağlamalar, kaçıp gitmeler, histerik krizler falan. Kıvanç Bey de koştu peşinden gitti. Sence normal miydi bütün o olanlar? Hangi abi kardeş bu şekilde davranır ya? Aç artık şu gözünü biraz lütfen. Nasıl ya? Benimle oyun oynadılar öyle mi? Sadece seninle değil hepimizle dalga geçtiler. Allah kahretsin. Allah ikisini de kahretsin. Çık. Ne lan benim, ne derdin ne? Ne? Nefret ediyorum senden. Niye lan? Niye lan? Niye? Niye? Tilki bırak. Yeter. Manyağın teki işte, görmüyor musun? Savaş iyi misin? Sen çok mu normalsin peki? Aylin. Söylesene. Sen çok mu normalsin? Ne diyorsun ya? Hey millet! Bu kız var ya, insan değil, bir ucube. Çağla ne yapıyorsun? Yeter. Ne oldu? Kız kardeşinin foyası ortaya çıkacak diye mi korkuyorsun? Çağla, her ne duyduysan biz sana doğrusunu anlatırız. Şimdi sırası değil. Hayır, tam sırası. Herkes Aylin'in nasıl bir ucube olduğunu öğrenecek. Bakın bakın, gördünüz mü? Elektrik kız nasıl da neşelendi. Hadi Aylin. Bize bir gösteri yap, hadi. Çağla, yapma dedim, yapma. Bana yalvarmak için çok geç kaldın Kıvanç. Hey millet! Telefonun şarjı biten varsa Aylin'e bağlayabilir. Çağla yapma dedim. Aylin sakin ol. Tamam lütfen sakin ol. Hadi Aylin. Daha iyisini yapabilirsin. Siz de öyle boş boş bakmasanıza. Alkışlayın. Çağla tamam artık yeter. Büyük gösteri başlıyor. Eline bak Çağla. Gördün mü? Ağlıyor. Bunlar hep senin yüzünden, unutma. Çünkü ben unutmayacağım. Ailenin gözünden akan her damla yaş için ayrı ayrı hesap vereceksin bana. Nereye gidiyorsun ucube? Öğretmenlerimiz de senin nasıl bir yaratık olduğunu öğrenecek. Kaçma! Ucube! Tilki, şimdi sırası değil. Yürü. Yeter bu kadar şaklabanlık. Dağılın yoksa hepiniz disipline gideceksiniz. Hadi herkes sınıfa. Haydi. Hay Allah'ım ya. Ne yapacağız şimdi Esra? Bilmiyorum. Bu kriz daha da büyüyecekmiş gibi. Ciddiye almıyormuş gibi yapacağız. Konuşup susacaklar sonunda. Sen gir, ben bir lavaboya girip geliyorum. Savaş, konuşabilir miyiz biraz? Siz sınıfınıza gidin. Biz arkadaşınızla yalnız konuşacağız. Böyle bakışacak mıyız yoksa konuşacak mısınız? Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor değil mi? Haydi. Merhaba, ben Savaş. Her türlü durumda itinayla günah keçiliği yapılır. Be. Bana bak, sen artık haddini fazla aşıyorsun. Bir ürperti geldi. Çok korktum. Cezam nedir hocam? Tek ayak üstünde bekleyeyim mi? O sert bakışlarınızla ancak ilkokul öğrencilerini korkutursunuz. Aynen devam. Ama bende işe yaramaz. Ben size birkaç numara büyük kaçarım. Büyük abi desem? Ne oldu Savaş? Korkmuş gibisin. Büyük abiyim. Ne sandın? Bu kadar büyük bir projeyi senin küçücük beynine mi emanet edecekti? Olanlardan haberi var mı? Şimdilik hayır. Ama öğrenmesi an meselesi. Tamam. Bak bana bırak. Bana 5 dakika ver. Her şeyi 5 dakika içinde halledeceğim. Kimse bir şey hatırlamayacak. Büyük abinin duymasına gerek yok. Hayır. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ben aksini söyleyene kadar oyun dışısın Savaş. Gözüm üstünde. Tek bir hata yaparsan gözünün yaşına bakmam. Bu konu burada kapanacak, yoksa çok canın yanar. Şimdi git ve benden haber bekle. Neredesin sen? Geldim işte. Ne var? Ne oluyor? Ne diyormuş Esra Hoca? Ha. Çağla ile arkadaşları olarak konuşun. Öyle herkesi boş yere korkutmasın, bu konuyu da burada kapatsın falan filan bir şeyler dedi işte. Hocalar ne derse desin, Aylin'i okula sokmayalım. Gerekirse ailelerimize söyleyelim. İmza mı toplanacak artık her neyse, attıralım okuldan. Aynen. Çağla aldı yalnız kız, bu saatten sonra hiçbirimizi durduramayız. Hayırdır? Okuldaki popülerliğin azaldı diye dikkat çekmeye falan mı çalışıyorsun? Ne alakası var ya? Allah Allah. Ben ne yaptım ki? Herkes kendi gözleriyle gördü. Deli mi ne be? Bence asıl deli olan sensin. Kıskançlıktan delirdin sonunda. Aylin bu okula geldiğinden beri hırsından gözün döndü resmen. Kıza nasıl çamur atacağını şaşırdın. Yalan mı söylüyorum yani? Tamam o zaman ispatlayacağım. Heh işte orada. Gelin gelin. Görmeyenler de görsün. Hadi. Yavaş be oğlum, tek tek gelin. Levent, şu ailenin görüntülerini göstersene. Bazı arkadaşlar inanmıyor da. Ne görüntüsüymüş o Çağlacığım? Ailenin elektrikle kaplı olduğu görüntü. Sen de bahçedeydin, gördün ya. Ben bir şey görmedim. Kendi kendine bağırıyordun. Kızcağız da ne yapacağını şaşırdı. Saçmalama ya. Ne bakıyorsun öyle aval aval Levent? Göstersene şu görüntüyü. Hangi görüntü anlamadım. Anlamadın mı? Delirdin mi sen? Elektrik saçıyormuş. Akıl var, mantık var be. Çağla, şaka falan mıydı bu? Lizyon gösterisi falan mıydı bu gördüğümüz yoksa? Saçmalamayın ya. Ben böyle bir şey nasıl yapabilirim ki? Ya durun, nereye? Delirdin mi sen? Aylin'in görüntülerini gösterdin ya, kardeş bile değiller dedin. Ha. Bak o konuda haklı olabilirsin Çağlacığım. Kardeş olduklarını hiç sanmıyorum. Hatta bence kendi ismini bile kullanmıyor. Nasıl yani? Polis kızı olan sensin. Her şeyi bizden bekleme. Bizimkisi sadece bir şüphe. Doğru olup olmadığını bilemeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.